Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Söğer Ünlü. Amerikan ekonomisi geçen ay istihdam piyasasına beklenenin üzerinde iş sahası ekledi. Bu gelişmeyle işsizlik oranı son 5,5 yılın en düşük seviyesine inerek %6,1'e geriledi. Borsalarda azalan işsizlik oranının yarattığı olumlu havayla yükselişe geçti. Amerika'da Haziran ayında 288 bin kişiye iş bulundu. İşsizlik de %6,3'ten %6,1'e düştü. Bu 2008 Eylül'ünden bu yana en düşük rakam. Düzelen işsizlik rakamları Amerikan ekonomisinin eski günlerine döndüğünün işareti sayılıyor. Skype üzerinden konuşan Mark Hamrick de bu görüşte. Son 5 ayda her ay 200 binden fazla kişi iş buldu. En son bu hızı 1990'ların ortasında görmüştük. Amerikan ekonomisi artık o günlerdeki gibi tam kapasite çalışıyor. Yeni işe alımlar her sektörde yaygın olsa da en fazla perakendecilik, sağlık ve hizmet sektörlerinde artış oldu. Başkan Barack Obama da bu rakamlardan memnun. Ekonomi canlandı, büyük ilerleme sağladık. Son bir yılda 10 milyondan fazla yeni iş sahası açıldı. Beklenenden daha iyi çıkan istihdam rakamları finans piyasalarını da olumlu etkiledi. Ancak bazı uzmanlar hisse senedi fiyatlarındaki balondan rahatsız. Mark Hamrick, tavan yapan borsanın her an inişe geçebileceğini düşünenlerden. Borsalar her an inişe geçebilir. Bunu kısa süre içinde iniş yaşanır anlamında söylemiyorum. Ama son rekor fiyatlara bakarsanız en azından %10'luk bir düşüş beklenmeli. Uzmanlar azalan işsizlik oranına rağmen hala 9 milyon 500 bin Amerikalının işsiz olduğuna ve sadece yarı zamanlı iş bulanların sayısının arttığına da dikkati çekiyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. New York'taki apartman daireleri her ne kadar birçok Amerikalı için çok pahalı olsa da diğer ülkelerden gelen varlıklı alıcılar için fiyatlar makul görünüyor. Varlıklı Kanadalılar, Çinliler ve Ruslar bazen iyi bir semtte apartman dairesi alabilmek için milyonlarca dolar harcamaktan kaçınmıyor. Central Park'a bakan bu bina Batı yarımküredeki en yüksek apartman. İnşaat henüz tamamlanmadığı halde bütün daireler satıldı ve bazı haberlere göre iki daire 90'ar milyon dolara alıcı buldu. Satış müdürü Jenny Woodbury, küçük dairelerin fiyatının yaklaşık 19 milyon dolar olduğunu söylüyor. Tavanlarımız standart apartmanlardan daha yüksek. Dış cephe boydan boya cam. Dolayısıyla bu nefes kesici manzara büyük ilgi görüyor. Daireleri alanların yarısı yabancı uyruklu. Ünlü bir emlak şirketinin çalışanları potansiyel müşterileri ikna etmek için Çin'e kadar gitmiş. New York'a bayılıyorlar. Neden New York? Her şeyden önce Amerika'daki siyasi istikrar çok cazip. Aldıkları ev durduğu yerde değer kazanıyor. Birdenbire devletin el koyması gibi bir risk de yok. Central Park civarında yakında daha yüksek ve lüks binalarda daha pahalı daireler satışa çıkacak. Potansiyel müşteriler yine Çinliler. Çin'deki müşterilerimin ilk tercih ettiği yer Central Park civarı. Parkı gören daireler istiyorlar. Uzun zamandır ilk kez Manhattan'da Çinli alıcıların sayısı Rusları geçti. İlk sırada ise Diane Francis gibi Kanada vatandaşları var. Amerika'daki gelir adaletsizliğine bir noktada çözüm bizleriz. Milyonlarca dolarlık ev satıyor, yatırım yapıyor, yeni istihdam sahaları açıyoruz. Francis, yabancıların Amerika'yı güvenli buldukları için bu lüks apartmanlara yatırım yaptıklarını söylüyor. Bazıları baskıcı rejimlerden, bazıları da kendi para birimlerindeki istikrarsızlıktan kaçıyor. Bazıları da Çin örneğinde olduğu gibi yolsuzluk ve rüşvetle elde ettikleri parayı ülkeden çıkarmak için başka birilerinin adına daire satın alıyor. Elbette bu söylediklerim bütün Çinli alıcılar için geçerli değil. Ancak bazıları bu lüks binaların gelir eşitsizliğini körüklediği görüşünde. Çoğu daire kiraya verilmediğinden boş tutuluyor, ev sahipleri gelirlerini Amerika dışında elde ettiğinden vergi ödemiyor, hatta bazı durumlarda bazı emlak vergilerinden muaf tutuluyor. Bazıları da bu lüks binaların kentte ev fiyatlarını yükseltmesinden ve New Yorkluların artık ev satın alamaz hale gelmesinden yakınıyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington.
Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde hem Amerikan hem Türk basınında öne çıkan dikkat çekici bir oturum vardı Amerikan Senatosu'nda. Amerika'da yaşayan dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, Amerika'da bir televizyon kanalında sunduğu programında diyet ürünlerini çıkar amacıyla övdüğü gerekçesiyle senatörlerin sert eleştiri oklarına hedef olmuştu. Senatodaki oturum bittikten sonra da çok konuşuldu. Hatta öyle ki Doktor Öz'ün verdiği ifadeler defalarca yayınlanarak üzerine yorumlar yapıldı. Savunduğu noktalarda haklı mı haksız mı soruları eşlik etti bu yorumlara. İşte biz de yankıları hala süren bu senato oturumunda öne çıkan noktaları derledik. Şimdi bu haberimizi getiriyoruz ekranlarınıza. Amerikalılar zayıflama sektöründe yer alan ürünlere yılda 40 milyar doların üzerinde para harcıyor. Yeni bir ürün, hele de popüler bir doktor işe yarıyor dediyse satış rekorları kırabiliyor. Dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Mehmet Öz'ü Senato Tüketiciyi Koruma Alt Komisyonu'nda düzenlenen bir oturumda hesap vermeye zorlayan konu da bu. Missouri eyaletinin Demokrat Partili Senatörü Claire McCaskill, Senato Tüketiciyi Koruma Alt Komisyonu Başkanı. Aynı zamanda emekli bir savcı olan senatör Mehmet Öz'e şöyle hitap etti. I get that you do a lot of good on your show. Doktor Öz, televizyon programınızda bir dizi iyi şey yaptığınızı biliyorum. Sağlık hakkında çok faydalı bilgiler veriyorsunuz ve bunu anlaşılır bir dille yapıyorsunuz. Çok zeki ve yeteneklisiniz ve bilime dayalı bir tıp eğitiminden geçtiniz. Şimdi burada televizyon programınızda söylediğiniz üç cümleyi aktarıyorum. Sihre inanmayabilirsiniz ama bilim adamları bu küçük sihirli çekirdeğin her vücut yapısına kilo verdirdiğini söylüyor. Sihrin adı yeşil kahve çekirdeği. Yağlarınızı yakmak için mucize ilaç bende. Ahududu ketonu, vücudunuzdaki yağlardan temelli kurtulmak için basit bir çözüm olabilir. Senatör McCaskill, önce Mehmet Öz'ün Amerika'da her gün gündüz kuşağında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran televizyon programında kullandığı bu ifadeleri okudu. Ardından Amerika'nın en ünlü doktorunu çok sert ifadelerle eleştirdi. I don't get why you need to say this stuff because you know it's not true. Doğru olmadığını bilmenize rağmen bu sözleri neden söylediğinizi anlamıyorum. Böyle inanılmaz bir iletişim aracınız ve yeteneğiniz varken neden böyle sözlerle şovunuzu ucuz hale getiriyorsunuz? Disagree about whether they work or not and I'll move on to the issue of the words that I used. Bu diyet ürünlerinin işe yarayıp yaramadığı konusunda henüz sonuca varamadım ama programda kullandığım sözlerden bahsedecek olursam, mesela yeşil kahve çekirdekleriyle ilgili olan ürün, bu ilaç haline getirilirse Amerika Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanır demiyorum, ancak piyasadaki doğal ürünler arasında çok sayıda klinik teste tabi tutulmuş bir ürün bu. Because the only one I know was 16 people in India that was paid for by the company that was. Bildiğim tek klinik deney Hindistan'da 16 katılımcı üstünde üretici firma tarafından para karşılığında yapılmıştı. Well, this paper argued that there was no one paying for it, but I have the four papers, five papers actually, plus a series of basic science papers. Bu konu üzerine 5 makalem ve birkaç bilimsel yazım da var. Kahve çekirdeğinin denemeye değer olup olmadığını uzunca bir süre tartışabiliriz. Bireylerin diyetleriyle ilgili verdikleri buna benzer kararlar aynı şekilde eleştirilebilir. Biri az yağlı bir diyet mi yoksa az karbonhidratlı bir diyet mi yapmalı? Kariyerimin büyük bir bölümünü insanlara az yağlı bir diyet önererek geçirdim. Ama artık insanlara bunu önermiyoruz. Bir diyet programında nelerin işe yarayacağını belirlemek sizin de bildiğiniz gibi çok zor. Diyet ürünleri üreten firma temsilcileri de Doktor Öz'le birlikte Senato Alt Komisyonu karşısında savunma yaptı. Doktor olarak işinin gereksinim duyan insanlara yardım etmek olduğunu belirten Öz, insanlara umut olabilecek bir ürünü onlara tanıtarak kendilerine yardımcı olduğunu savundu. Mehmet Öz, bu ilaçların diyet ve egzersiz yapmadan uzun süreli çözüm üretemeyeceğini de söyledi. I feel on the show is to be a cheerleader for the audience. And when they don't think they have hope, when they don't think they can make it happen. Bu şovda benim görevim seyirciyi mutlu etmek. Umutsuz olduklarında, başaramayacaklarını düşündüklerinde ben elimden gelen her yere bakıyorum. Alternatif şifa teknikleri ve bunları destekleyen bütün delilleri buluyorum. İnsanların tekrar geleceklerini düşünmeleri, en iyi yaşlarının bitmediğini ve kilo verebileceklerini anlamalarını istiyorum. Ben bu ürünlerin işe yaradığına inanıyorum. Hepsini tutkuyla inceliyorum ve araştırıyorum. Bahsettiğim bir sürü maddenin etkilerini bilimsel olarak kanıtlayamadığımın farkındayım. Fakat bu tavsiyeleri aileme verdiğim gibi seyircilere de veriyorum.
Amerika'da tüketicileri korumakla sorumlu devlet kurumu Federal Ticaret Komisyonu, haksız rekabete yol açan veya aldatıcı reklam ve pazarlama uygulamalarını da denetlemekle yükümlü. Doktor Üz'ün Senato oturumunda ifade vermesini gerektiren durumsa, marka adı kullanmasa da bazı maddelerin kilo verdirdiğine dair kullandığı kesin ifadeler. Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, sık sık sosyal medyada da yer alan zayıflama hapı reklamlarında kendi adı ve görüntülerinin kullanılmasından şikayet ederek kendisinin de bu ürünlerin mağduru olduğundan yakınıyor. Ancak Senato Alt Komisyonu, Dr. Öz'e Amerika'nın en etkili uzmanlarından biri olduğunu hatırlattı ve programında kullandığı her kelimeye dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulundu. I know you know how much power you have. I know you know that. Elinizdeki gücün farkında olduğunuzu biliyorum ve güçlü olmak sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Bu konuyu dikkate aldığınızı biliyorum ve hem kendi seyircileriniz hem de Amerikalıların sağlıklarını önemsediğinizi biliyorum. Burada ya sorunun ya da çözümün bir parçası olabilirsiniz ve biz umuyoruz ki siz burada çözümün parçası olmayı tercih edersiniz. I came here because I want to be part of the solution, not part of the problem. You mentioned FBX, which is basically a fiber. Buraya gelmekteki nedenim elbette çözümün bir parçası olmak istemem, problemin değil. Kullandığım dille ilgili yorumlarınızı dikkate alacağım ve söyledikleriniz için minnettarım. Bir programın sunucusu olarak süslü bir dille konuşamayınca görevimi yerine getiremiyormuşum gibi hissediyorum. Sanki insanların ilgisini çekme yeteneğim elimden alınmış gibi, sahnede hayatımla ilgili tutkulu bir şekilde konuşurken kullandığım her kelimenin bana olumsuz bir şekilde geri dönebileceğini düşünmek istemiyorum. Aynı konudan bahsederken kullandığım diğer 100 kelime, ürünü nasıl doğru kullanacağınızı anlatıyor olsa bile. Bu duruma saygılıyım. Yorumlarınızı anladım ve Federal Ticaret Komisyonu'ndaki meslektaşlarıma da anlattım. No one's telling you not to use passion, but passion in connection with the word miracle pill and weight loss is a recipe for disaster. Kimse size tutkulu olmayın demiyor. Fakat tutkuyu mucizevi ilaç ve kilo kaybı kelimeleriyle beraber kullanmak, kilo vermek için kolay çıkış yolu arayan insanları yanlış şekilde umutlandırabilir. Televizyon ekranlarındaki rahat tavırlarıyla bilinen Mehmet Öz'ü terleten Senato oturumu bu uyarılarla son buldu. Ancak Doktor Mehmet Öz'ü Senato'da ifadeye götüren ve Amerikalı yetkililerin dolandırıcılık olarak nitelediği zayıflama ürünleri Türkiye'de de internet üzerinden yine Mehmet Öz'ün adı kullanılarak satılmaya devam ediyor. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerika'nın Sesi, Washington. Kısa bir hatırlatma yapalım şimdi. Amerika'nın Sesi Türkçe bölümü Washington'dan size ulaştırdığı bu bültenin dışında Washington'da günün en çok öne çıkan gündem maddesini hafta içi her gün 17.30'da yine TGRT haber ekranlarından aktarıyor. Amerika'daki son gelişmelerden haberdar olmak için bu her iki bültenimizi de takip edebilirsiniz. Amerikan siyaseti, ekonomi, Amerika'da yaşam ve seyahatle ilgilenen izleyicilerimizin ilgisini çekebilecek bir başka bölümse internet sitemizdeki bloglarımız. Bunu da küçük bir not olarak eklemiş olalım. Haftanın son yayınını da tamamladık böylece. İnternet adresimiz amerikanınsesi.com. Haftaya yine Washington'daki stüdyolarımızdan karşınızda olacağız. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. İyi hafta sonları.